Hazırız. Bahia Malaga'da kano turu yapacağız şimdi. Zaten siz diğer videolardan hatırlıyorsunuzdur. Mario, Estefani, Daniel ve Lady. 3 çift. Şimdi normalde burası aslında sular çekildiği zaman plaj haline geliyor, sahil oluyor. Ama şu an su yükseliyor ve biz de bunu fırsat bilerek manglar bölgesine gideceğiz kanoyla. Ve bugün benim doğum günüm. Gördüğünüz yer gelgit sonucunda plaj oluyor. Ama şu an artık su yükselmeye başladı. O nedenle de kanyonun içine doğru ilerleyeceğiz kanolarla. Vamos! Hem video çekip hem kano biraz zorlayacak, o yüzden Sergio'ya güveniyorum şimdi. Ve akıntı içeriye doğru ilerlediği için bayağı rahat olacak. Dönüşte artık bilmiyorum, dönüş biraz sıkıntılı olabilir bu akıntıya rağmen ama. Bir 20 dakika kadar kanoyla buraya kadar geldik ama artık bundan sonrasında su yok. Çok çok azıcık var. Kanoyla gitmemize imkan vermeyecek. O nedenle şimdi tekrar geri dönüyoruz. Mario. Buraya girerken tabii su alçaktı. O nedenle de bu kanalların altından geçtik ama şimdi artık su yükseldiği için o kanalın içinden geçemedik. Kanoları bu şekilde duvardan atlatıyoruz. Herkes doğum gününde özel gidip böyle Michelin restoranlarında en pahalı yemekleri yemeye çalışırken bizim de zevkimiz bu işte, doğum günümüzde kayak yapmak. No, ya traemos. Ay, ya. Wow, qué sonacho para limpiar el río. Ne kadar acı ki burada bir sürü çöp görüyorsunuz. Bunlar işte okyanusun buraya getirdiği çöpler. Kim bilir hangi ülkelerden, nerelerden atıldı. Doğaya böyle hunharca çöp atmaya devam edersek herhalde bir 2-3 yıla sadece yüzdüğümüz derelerde ve denizlerde bize böyle çöpler eşlik ediyor olacak. Kuvvet abi. Hindistan cevizi düştü. Todavía está bien? Sí. Está bien ama. Dünyanın en fazla yağış alan bölgesindeyiz ve o nedenle yağışsız, yağmursuz bir gün geçmiyor. Minnoş bir şelale akıyor. Amne hizmeti yapıyor Sergio'da. Era raro.
Oi, gente! Ai. Şu an elimle işaret ettiğim sadece kayalık olan yer var ya, işte oraya kadar evet. Su yükselecek. Şurası da bizim evimiz. Hatırlıyorsanız ilk kana yapmaya başladığımız zaman merdivenlerden sahile inmiştik ve kumdan başlamıştık kano yapmaya. Ama şimdi gördüğünüz gibi arkası tamamen deniz yükseldi ve merdivenleri, o sahili tamamen kapladı. Şimdi nasıl içeri gireceğiz onu hesaplamaya çalışıyoruz. Çok kolay olmayacak başlangıçtaki gibi. Kano turumuzun sonuna geldik. Aşırı eğlenceliydi. Çok çok keyif aldık. Tabii ki böyle zamanlarda yol arkadaşınızın da çok önemi var. Güzel insanlarla tanıştık. O nedenle de çok zevkli geçti. Şimdi öğlen yemeğimizi yiyip ondan sonrasında da başka bir tura geçiyoruz. Bayağı keyifli olacağı benziyor o da. La Sierpe şelaleleri ve 3 Maria. Harika. Ve güneş de açtı şimdi şansımıza. Güzel bir gün bizi bekliyor. Güzel doğum günüm. Tam böyle istediğim, hayal ettiğim gibi doğanın içerisinde. Güzel insanlarla. Valla. Gracias a la vida diyoruz. Öğlen yemeğimiz hazır ve her zamanki gibi okyanus kenarında yaşadığımız için menüde neler var şöyle gösterelim hemen. Claro. Balık, Hindistan cevizli, pilav, salata ve patakon. Yeni arkadaşlarımız var. From Germany. El. Şimdi bizim tur rehberi geldi, bizi aldı hostelimizden. Ama dedi ki benim gazolin doldurmam lazım tekneye. O yüzden de şimdi durduk bir yerde. Biz de hazır durmuşken market alışverişimizi yapalım dedik. Bugün aramızı iki tane yeni arkadaş daha katıldı. Almanya'dan geliyorlar. Hola, soy Sara. Soy de Alemania. Estoy en Colombia por 7 meses para hacer un proyecto social y para viajar.
Chrissy. Hello, I'm Chrissy. I'm from Germany also, from the south of Germany. I'm here also to do a social project, and yes, right now we are traveling a little bit, and after that the project. How do you feel traveling in Colombia? Oh, we love it. It's a lovely country with lovely people. Yeah. And cool. We met a lot of lovely guys like you. Thank you. Yes. Cool. Todos saben esta pareja maravillosa. Gente, eu sou do Brasil, eu tô aqui. Não, você não trouxe desse exemplo. Mario y Stephanie con nosotros. Nuevamente. Hoy día vamos a... ¿Dónde vamos? No sé. Cascada Sierpe y Tres Marías. Perfecto. Al otro lado de Pasamos la un día bonito otra vez juntos. Sergio da bir almaya gitti şimdi. Salut! 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 Sağlığınıza! Çok güzel. Hiç düşünmüyorsunuz. Ama tabii şelalenin oraya gidince hafif bir serinlik oluyor. Buranın adı La Sierpe. Buraya gelen turistler genelde burayı ziyaret ediyorlarmış. Ama muhteşem. Bizden sonra tabii birçok insan geldi. Ama hepsi bizim hostelde kalan insanlar. Yabancı değiller. Biz pazarlık yaptık. 50 bin Kolombiya pesosuna geldik. Onlar 60 bin Kolombiya pesosu ödediler. Yani pazarlık her zaman işe yarıyor arkadaşlar. Güney Amerika'da. Con nosotros? Con las chicas. Hey. 3 Maria'lar havuzlarına geldik. Şu an bizim tur rehberi bayağı artistik bir hareket yapacağı benziyor. Wow! Mahia! Mahia! Sizi diğer havuzların olduğu yere götüreceğim. Şöyle bir yoldan çıkıyoruz. Çok güzel geçiyor tur. Alman kızlar da çok tatlılar. Hep deriz ya, Almanlar soğuktur, Almanlar robot gibidir. Ama işte genellemek aslında çok doğru değil. Çünkü hakikaten çok güzel, çok keyifli ve çok eğlenceli Alman arkadaşlarım da oldu. Hatta bir sürede Almanlarla beraber de yaşadım İtalya'da. O yüzden aslında pek genelleme yapmak doğru olmuyor açıkçası. Aa, bayağı yukarı doğru havuzlar ilerliyor. Ay gelin gelin, buralarda çok daha güzel havuzlar var. Of. Wow. Woo!
Mucho gato, ¿eh? Tres Marias havuzlarından ayrılıyoruz. Huanchaco'ya, bizim hostele geri dönüyoruz. Termina nuestro tour. ¿Cómo estamos? Bien. Ay, ay. Muy bien. Hostele geldik. Akşam yemeğine geçeceğiz şimdi ama akşam yemeğinde doğum günüm şerefine herkese bir sürprizim var. Duşumuzu aldık. Şimdi akşam yemeği hazırlamaya gidiyoruz. Ben belki diğer videomda görmüşsünüzdür. San Andres adasında Arap ürünleri satan bir dükkanda kısırlık bulgur buldum ve aldım. Sonra buraya da gelince ve doğum günümü de burada kutlama imkanı olunca dedim ki o zaman buradakilerle kısır yiyerek doğum günümü kutlayalım. Yani doğum günümde kısır yapacağım buradaki herkese. 18 kişi var bu arada hostelde. Benim de 1 kilo kısırlık bulgurum var. Kısır günü yapıyorum millete. Hadi bakalım. Gerçi eksik olan en önemli şey, nar ekşisi yok. Artık o da olduğu kadar. Mahya Malaga'da doğum gününde kısır yapıyoruz. Elimizdeki imkanlarla kısır bu kadar. Maydanoz yok. Nar ekşisi yok. Azıcık domates, salça yok. Ama fena olmadı. Bu şekilde yemeğin yanında. Bakalım insanlar nasıl olacaklar. Mario, come è la kısır? Mmm.